Efendim merhabalar, Sağlık Olsun programından tüm izleyenlerimize mutlu ve sağlıklı günler diliyoruz. Konuğumuz yine Fethiye Devlet Hastanesi'nden, üroloji bölümünden operatör doktor İnan Alışır. Konumuz ise hemen hemen çoğu insanın muzdarip olduğu ürolojik taş hastalıkları. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hocam, çok teşekkür ediyoruz, bizler de iyiyiz. Konuşacak ürolojik taş hastalıkları deyince aslında çok geniş bir konu. Evet, çok geniş. O yüzden evet bir an önce ben sohbetimize başlamak istiyorum süremiz el verdiğince. Tabii. Ürolojik taş hastalıkları nelerdir? Bunların çeşitleri nedir? Yani vücudun hangi bölümlerinde görülürler? Evet, ürolojik taş hastalıkları en sık olarak böbrek taşları olarak gözüküyor. Böbreğin daha altındaki kısım bizim üreter dediğimiz böbreği idrar torbasına, mesaneye bağlayan kanal. Böbrekten çıkan taşlar o kanala da düşebiliyor. Ondan sonra da mesanemiz geliyor, idrar torbamız. İdrar torbası içerisinde de taş oluşabiliyor, oluşan taşlar büyüyebiliyor. Bu tarz rahatsızlıklar olabiliyor. Evet, peki ülkemizde taş görülme sıklığı nedir? Ülkemizde taş görülme sıklığı yaklaşık olarak %15 oranında bir kişi hayatı boyunca ülkemizde taş hastalığından muzdarip oluyor. Evet. Yani 100 kişinin 15'inde. Çünkü hayatı çok boyunca sık karşılaşıyoruz sık, evet, bu sık. Rahatsızlıkla. Aynen öyle, aynen öyle. Peki böbrek dedik. Böbrek taşı oluşma nedeni nedir? Böbrek taşının oluşmasının bir nedeni yok. Birçok nedenin birleşiminden oluşuyor böbrek taşının oluşma nedeni. Bunlardan en önemlisi sıvı alımı. Az sıvı alımı idrarımızı konsantre hale getiriyor. Daha konsantre idrar taş oluşumu için büyük bir risk faktörüdür. İklim önemli. Sıcak iklimli olan yerlerde daha fazla taş oluşumu oluyor. Bizim, Fethiye bu konuda evet, risk altında. Fethiye yani. Bu bölgede risk altında. Ne kadar sıcaksa, bu dünya için de böyle, Türkiye için de böyle, sıcak olan yerlerde sıvı alımında tabii azalması, bunlar rol oynuyor. Evet. Daha fazla sıklık oluyor. Cinsiyet açısından da fark var tabii. Kadın erkek aynı oranda taş hastalığı gözükmüyor. Kimde daha fazla? Kadınlarda erkeklerde mı? Daha fazla. Yaklaşık iki kat daha fazladır erkeklerde kadınlardan. Irkın da tabii biraz şeyi var. Dünyaya bakarsak siyah ırkta daha fazladır mesela. Siyah ırkta pardon daha azdır. Bu tarz etkenler var. Evet. Peki vücudumuzda böbrek taşı olup olmadığını nasıl anlarız? Yani kendini İlla ki ağrıyla mı belli eder yoksa başka belirtileri de var mıdır? Şöyle söyleyeyim, her böbrek taşı ağrı yapacak ya da her taş ağrı yapar kendini belli eder diye bir şey yok kesinlikle. Çünkü bizim halk arasında derler ya işte doğum sancısı gibidir işte kadınlarda evet. Doğum erkeklerde böbrek ağrısı diye. Hep bize evet. Çünkü ağrı yapacak gibi geliyor ilk belirti ya, olarak. Böbreğin içerisinde olan taşlar eğer bir yeri tıkamıyorsa ya da bir iltihap yapmıyorsa genellikle hiçbir belirti vermezler. Tesadüfen bulunurlar veyahut da incelememiz sonucunda bulunurlar, doktora başvurduklarında bulunurlar. Ağrı yaptığı zaman taş yerinden oynamış demektir. Bir yerleri tıkıyor anlamına gelir. Organa yavaş yavaş zarar veriyor. Bir semptom veriyorsa mutlaka bir tıkanıklık veyahut da bir iltihap. Bunun üstüne binen mutlaka bir şey vardır. Yani taşım var diye kesinlikle ağrım olacak diye bir şey kesinlikle yok. Ağrısı da çok şiddetli bir ağrıdır. Hatta biz hastalarımızla konuşuruz. Yani özellikle bayanlarla konuşuyorum. Taş ağrısı mı, doğum ağrısı mı? Karşılaştırırsanız taş ağrısı daha fazla diyorlar. Eyvah. Gerçekten şiddetli bir ağrıdır. Bulantı kusma yapar. Şiddetli olduğu zaman, şiddetini pik yaptığı zaman bulantı kusma şikayeti de beraberinde yapar. Çok şiddetli olduğu için hastalarımız genellikle acile başvururlar. Peki erkeklerde daha fazla görülür dedik evet. Ama belli bir yaş aralığı var mıdır? Evet belli bir yaş aralığı var. Çocuklarda pek sık gözükmez. 20-40 yaş arası en sık gözlendiği yaş grubu diyebiliriz. 20-40 yaş arasında daha sıklıkla gözükür. Fakat son dönemde daha doğrusu son 10-15 yıl içerisinde bu 20-40 aralığı daha da aşağıya inmeye başladı. Çünkü diyetimiz değişti. Yaşam şartlarımız son 15-20 yılda çok değişti. Maalesef. O yüzden bu yaş aralığı giderek aşağılara kaymaya başladı. Evet. Peki taşın oluşum nedenine göre riski değişir mi? Yani içeriğine göre, biçimine göre, boyutuna göre? Taşın içeriğine göre çok değişmez. Esasında şöyle, taşın tipleri var. Her taş aynı değil. İçeriği farklı.
En sık rastladığımız kalsiyum içeren taşlardır. Enfeksiyona bağlı taşlar oluşabiliyor. Enfeksiyon taşları vardır. De ürik asit taşlarını sık görüyoruz. Bunların boyutları farklı olabiliyor. Kalsiyum taşlarını daha çok, daha küçükken rastlıyoruz. Sertlikleri değişebiliyor. Kimi taşlar daha yumuşak olabiliyor, kimi taşlar daha sert olabiliyor. Sert taşları kırmak daha zor oluyor. Kalsiyum taşları da sert taş kategorisinde taşlardır. Evet. İçeriği değişebiliyor. O kırma bölümünü de ayrıca zaten tabii konuşuruz onları. Evet. Tabii ki. Peki hocam, taşlar böbreğin neresine yerleşiyor? Yani böbrek içinde zamanla nasıl hareket ediyor da kanallara inebiliyorlar? Anladım. Böbreğin içerisinde idrarın, üretilen idrarın aktığı boşluklar var. Biz bunlara kaliks diyoruz veya pelvis diyoruz. Taşlar bu boşlukların içerisinde oluyor. Yani idrarın aktığı boşlukların içerisinde oluşuyor. Daha sonra bu böbreğin içerisindeki taşlar boyutuna göre ya böbreğin çıkışını geçebiliyor, tıkayabiliyor veyahut da üreter dediğimiz böbreği idrar torbasına bağlayan kanala düşüp o kanalı tıkayıp ağrı sancıya yol açabiliyor. Ya da böbreğin içerisindeyken iltihaplanmaya yol açabiliyor. Bu tarz riskleri var. Böbreğin işleyişinde bu şekilde bozabiliyor diyorsunuz. Aynen. Evet. Peki beslenme biçimi desek, beslenme biçiminde böbrek taşı oluşumunda ne kadar etkili? Az önce de değindiniz ama beslenmemiz değişti diye. Evet, beslenmemiz değişti. Şöyle diyebiliriz, bir kez sıvı alımından bahsettik. Sıvı alımı gerçekten çok önemli. Sıvı alımını artırmamız gerekiyor böbrek taşını oluşturmamak için. Şöyle bir örnek verebilirim. Bir bardak suya ya da bir suya bir miktar tuz koyup karıştırırsak erir. Ama bir müddet sonra birazcık daha tuz eklersek onun çözünmeyeceğini fark ederiz. Artık o çözünmez, doygunluğa ulaşır. Evet. Ne kadar fazla sıvı olursa bu doygunluk daha az oluyor ve taş oluşumunu azaltıyor. İkinci olarak bir takım beslenme faktörleri var. Bir takım yiyecekler, içeceklerden kaçınmak gerekiyor. Bunlar mesela işte çikolata gibi, kuru yemişler gibi, lifsiz gıdalar, özellikle proteinden zengin gıdalar, hayvansal tüketilen proteinden zengin gıdalar taş oluşumunu artırıyor. Azaltan da tabii şeyler var. Sadece oluşumunu artıran değil de bu riski azaltan bir takım maddeler de var. Lifli gıdalar. Bunlar çok önemli. Lifli gıdaları yemek önemli. Tabii her şeyin başında da su geliyor. Suyu su geliyor. Bol içmemiz gerekiyor. Lifli gıdaları fazla almamız gerekiyor. Özellikle hastalarımıza portakal suyu, limonata öneriyoruz. İçerisindeki bir takım taş oluşumunu önleyici maddeler vardır. Sitrat dediğimiz. Bunlar da taş oluşumunu azaltıcı özelliği var. Bölgemizde limonata ve portakal suyu açısından taze sıkılmış. Bol. Tabii bunlardan yapay olanlarından bahsetmiyorum. Aksine konsantre ve yapay olanların daha da artırıcı etkileri vardır. Ama taze sıkılmışlarını çok öneriyoruz hastalarımıza. Hem sıvı alımını sağlarlar hem de içerisindeki maddelerden faydalanabilirler. Evet. Peki böbrek taşını tespit etmek için uyguladığınız testler nelerdir? Böbrek taşı şikayetiyle ya da taraması için gelen hastalarımıza öncelikli olarak idrar tahlili yaptırıyoruz. İkinci olarak röntgenini çektiriyoruz. Ve üçüncü olarak ultrason yapıyoruz hastanemizde. Bu üç test bir ön test gibi. Bu üçünü genellikle böbrek taşı şikayeti gelen her hastamıza uyguluyoruz. Ve bunlarla çoğunluğunu tespit edebiliyoruz. Peki genetik olarak etkenlerinden bahsetsek? Taş hastalığında genetik çok önemli. Şöyle önemli, ailesinde taş hastalığı olan kişilerde bir sonra taş oluşturma ihtimali mesela ilk 5 senede %30'lara çıkıyor. Yani bir kişi taş oluşturmuşsa tekrar bir daha taş oluşturma riski fazladır. Ayrıca ailesinde bir taş hastalığı varsa kendisinde de taş oluşma riski oldukça fazladır. Yani genetik geçişi olan bir durumdur taş hastalığı. Evet. Peki bir kere taş oluştu vücudumda. Ben bunun tedavisini, gerekli her şeyi gördüm. Evet. Tekrar oluşma riski var mı o taşın? Evet. Evet, tekrar oluşma riski var. Bir kere taş oluştuysa dediğim gibi ilk 5 senede yaklaşık %20-30 oranında tekrar taş oluştuğunu görüyoruz. O yüzden bu hastalarımızın iyi takip edilmesi, bu diyet önerilerimize, yaşam önerilerine uyması gerekiyor. Şöyle yaşam önerileri derken de sedanter yaşam dediğimiz bir yaşam var. Artık bu hepimizin muzdarip olduğu bir şey. Hareket etmiyoruz, oturuyoruz,
Maalesef. Son dönemde artık öyle, son 10-20 yıldır öyle. Sedanter yaşamı olanlarda, devamlı oturarak iş yapanlarda, az sıvı tüketen ya da sıvı tüketmeye vakti bile olmayan kişilerde daha fazla taş hastalığını görüyoruz. Evet. Peki, bir böbrek taş hastalığım var ama bu geç fark edildi. Tedaviyi nasıl zorlaştırıyor? Bir taş ne kadar büyürse tedavisi o kadar zor olur. O yüzden geç fark etmek taşın daha büyümesi demek. Taşlar eğer tedavi edilmezse giderek büyüme riski olan şeyler. O yüzden fazla büyütmemeye çalışmak gerekiyor. Ya da gerekli olduğu zaman mutlaka müdahale etmek gerekebiliyor. Evet. Peki şey bir durum olabiliyor mu? Yani taşlar vücudun neresindeyse ultrasonla görmeniz zorlaşıyor veya evet, testlerde çıkmıyor. Evet. Böyle bir durum olabiliyor mu? Biz bu üç testten bahsetmiştim. İdrar tahlili, röntgen ve ultrason. Bunlarla böbrekteki taşları ultrasonla rahatlıkla görebiliyoruz. Mesela sizdeki taşları rastlarımızın ultrasonla çok güzel tespit edebiliyoruz. Röntgenle de röntgende gözüken taşları görebiliyoruz. Bu idrar kanalında olabilir, böbreğinde olabilir ya da mesanesinde olabilir. Ama her taş gözükmeyebiliyor röntgende. Gözükecek diye bir şey yok. Şüphemiz olduğu zaman üst testlere geçiyoruz. Tomografi çekiyoruz genellikle. Tomografi aşamasında geçiyoruz. Tomografi taşı kesin olarak gösteriyor bize. Evet. Peki hocam, idrar yollarına geçecek olursak, idrar yollarında taş belirtileri nasıl belirti verir daha doğrusu idrar yollarında taş olduğu zaman? Böbreğimiz, anlatmıştım, üreterimiz ve mesanemiz var. Böbrekteki taşlar dediğim gibi tıkanıklık yaptığı zaman belirti veriyor. Ağrı, şiddetli bir ağrısı olur. Tek taraflı olur genellikle. Hangi taraftaki taş düşer ya da tıkarsa o taraf ağrır. Şiddetlidir ağrısı, acile götürecek kadar fazla şiddetli olur. Taş üretere düşünce ağrı, yani ya da tıkayınca o ince kanalı böbreğin çıkışında bir hortum gibi incecik bir kanal var idrar torbasına bağlayan. Bu kanalı tıkadığı zaman bu ağrı oldukça şiddetli oluyor. İlla ağrı olacak diye bir şey yok tabii. Bazı taşlar düşse bile tıkamayabiliyor. Geçişe izin veriyor, idrar geçişine. Fazla ağrı yapmayabiliyor. İlla çok şiddetli ağrı olacak diye de bir şey yok. Hafif ağrıları da olabiliyor hastaların. Tek taraflı oluyor tabii. Hangi taraftan düşerse taş, hangi tarafı tıkarsa o tarafta ağrısı olur. Mesane taşları genelde idrar şikayeti yapar. Zor idrar yapma, idrar yaparken yanma, devamlı idrarı varmış hissi olur hastalarımızın. İdrar yapmakta da zorlanırlar. Bu tarz şikayetler olur. Peki ağrı nasıl hafifletilir, nasıl geçirilir mesane taşlarında? Mesane taşlarında ağrı geçirmenin yolu tedavi etmektir. Yani mutlaka müdahale edip taşı almaktır. Yoksa bir ilaçla vesaireyle tedavisini önermiyoruz. Yine mesane taşında da aynı testler mi uygulanıyor diğer böbrekte bahsettiğimiz gibi? Aynen, benzer testler uygulanabiliyor ama ultrasonla rahatlıkla gözükebiliyor mesane taşları. Evet. Ek teste genellikle gerek kalmıyor. Kendiliğinden düşebilme olasılığı olur mu? Mesane taşlarının düşmesi boyutuna bağlı. Yaklaşık işte 5 milim ya da 1 santim arası taşlar biraz zor düşüyor. 5 milim altı taşlar rahatlıkla düşebiliyor. Daha büyük olan taşlar için cerrahi müdahale gerekiyor. 1 santimden büyük taşlar için genellikle cerrahi müdahale gerekiyor. Evet. Peki taş kırma yöntemi desek, hangi tip taşları kırıyorsunuz veya hangi tip taşların kırılması zordur? Taş kırma yöntemi dediğimiz zaman teknoloji gerçekten çok gelişti. Hele üroloji açısından. Eskiden, bundan bir 15-20 sene öncesine kadar taşların tedavisinde cerrahi olarak %90'lara yakın açık cerrahiler yapılıyordu. Şimdi ise bu oran %1'e düştü. Yani açık böbrek cerrahisi yaklaşık şu anda Türkiye'de %1 oranında ve Türkiye bu konuda çok ileri seviyede. Kapalı olarak hemen hemen her çeşit böbrek taşı ameliyatı yapılıyor. Evet. Kapalı dediğimiz yöntemlerde birkaç çeşit. Hastanın taşının durumuna göre. Birincisi ESVL dediğimiz dışarıdan ses dalgasıyla taş kırma yöntemi var. Bu uzun zamandan beri uygulanan bir yöntemdir. Taşa yüksek ses dalgaları odaklanarak yollanır. Ve taşın kırılması, parçalara ayrılması sağlanır. Bunu genellikle 2 santimetre altı taşlarda uyguluyoruz. Daha üst taşlarda genelde önermiyoruz. Çünkü o kadar fazla taşı kırmak, onları dökmek hasta için büyük bir külfet, ağrı, sıkıntı oluyor. İkinci yöntemimiz bizim hastanemizde de uygulanan çok ileri düzey bir yöntem. Flexible dediğimiz bir yöntem var. Flexible ureter rhinoscopy. RIRS deniyor. Yeni isimleri var.
Lazerle kırıyoruz böbrek içerisindeki taşları. Başarı oranı nasıl? Onun başarı oranı %100'e yakın. Hı hı. Evet, yani girip gözümüzle görüp lazerle kırdığımız için ulaşılabilen bir taşsa böbrek içerisinde rahat bir pozisyondaysa, taşın boyutu da 2 santimden küçük ise bu yöntemi başarıyla uygulayabiliyoruz. Yine bir limitimiz var 2 santime kadar bu yöntem içinde. Kapalı olarak kendi hastanın kendi idrar kanalından girip böbreğe kadar ulaşıp kırıyoruz lazerle. Bu taş kırma yöntemiyle, ESVL dediğimiz dışarıdan taş kırma yöntemiyle kırılamayan sert taşlar da bu yöntemi rahatlıkla uygulayıp bununla her türlü taşı kırabiliyoruz bu yöntemle. Evet. Üçüncü olarak 2 santimden büyük taşlara geçelim. Onlara ne yapacağız? Onlara da perküten dediğimiz bir kapalı böbrek cerrahisi yöntemi var. Böbreğin içerisine bir santimetre çapında bir boru vasıtasıyla giriyoruz. Sonra taşları kırıp o borudan dışarıya çıkartıyoruz diyeyim. Perküten dediğimiz yöntem de böyle bir yöntemdir. Bununla daha büyük boyuttaki taşlar o bir santim içerisindeki borunun içerisinden diyeyim çıkartılabiliyor. Hiçbir şey de olmadı artık, hiçbir yöntemi de yapamazsak en son açık cerrahi kalıyor. Evet. Ama artık bu oran %1'lerde. Açık cerrahi artık kalmadı gibi bir şey. Kalmadı gibi bir şey, evet. Peki bu yöntemi uyguladığınız hastalar tedavi aşamasından sonra nasıl bir süreç izlesinler? Yani kendilerine nasıl dikkat etsinler? Demin başta söylediklerim geçerli. Sıvı alımı. Sıvı alımını her zaman öneriyoruz. Hı hı. Yine diyetle ilgili önerilerimizi hastalarımıza veriyoruz. Neleri yemeleri, neleri içmeleri gerektiğini konusunda hastalara bilgi veriyoruz. Hı hı. Kontrolleri çok önemli. Hastalar gerekli zamanlarda kontrollerine gelmeli. İşleri uzatmamalı. Çünkü taş hastalığı dediğim gibi tekrarlayıcı bir hastalık. Uzun süre hastalarımızı görmediğimiz zaman taş hastalığından kurtulmuş, ameliyat olmuş bir hastayı uzun süre görmediğimiz zaman, hı hı, bir 4-5 sene sonra bize geldiği zaman çoğunlukla tekrar taşın oluştuğunu, bir sıkıntı şikayet yapmasa bile böbrek taşının oluşmaya başladığını sıklıkla görüyoruz. O yüzden zamanında doğru şekilde kontrole gelmesi de hastalarımızın çok önemli. Önerileri muhakkak dinlemeleri, mutlaka dikkate almaları gerekiyor. Evet. Peki çocuklarda çok nadir görülüyor dediniz ama yine çocuklardan da bahsedecek olursak, çocuklarda ürolojik rahatsızlıklar desek. Çocuklarda da birçok ürolojik rahatsızlık, hı-hı, var taşla ilgili. Aynı erişkinlerde olduğu gibi onlarda da taş oluşabiliyor. Daha sıklığı daha az olmasına rağmen onlarda da sıklıkla rastlayabiliyoruz çocuklarda da. Çocuklardaki taş tedavisi de benzer. Bu dediğim, hı-hı, yöntemlerin hepsini çocuklar için de uyguluyoruz. Evet. Onlarda da yine açık cerrahi çok az. Hemen hemen her ameliyatı yine kapalı olarak yapabiliyoruz çocuklarda. Hamilelerde peki nasıl oluyor? Hamilelerde şöyle bir durum var. Hamilelerde radyasyondan kaçınıyoruz. Hı hı. Röntgen radyasyon içeren bir yöntem. Ultrason radyasyonsuz bir yöntem. Onu kullanıyoruz gebelerde. Tespit için, taşları tespit için. Tomografiye çektirmiyoruz mümkün olduğu kadar. Çok elzem olmadığı sürece kesinlikle çektirmiyoruz. O yüzden taşların tespiti gebelerde birazcık daha zorlaşabiliyor. Evet. Ama yapılacak tedaviler yine benzer onda da. Peki bizim sosyal paylaşım sitelerimiz Facebook ve Twitter aracılığıyla, evet, size soruları da var izleyenlerimizin. Hemen ben o soruları size yöneltmek istiyorum. Tabii. Diyor ki 28 yaşında bir erkek izleyenimiz böbrek ağrısıyla doktora gitmiş ve yapılan ultrason sonucunda bir tarafta bir adet, diğer tarafta iki adet olmak üzere taş çıktı diyor. Benden ayrıca böbrek filmi yapılması istendi. Bunu yaptırmak gerçekten gerekir mi ve bu durum için beni aydınlatır mısınız diyor izleyenimiz. Tabii. Bir kere taşların boyutları çok önemli demiştim. Hı-hı. Tedavi seçeneklerimizi bizi yönlendiren şeylerden biri taşın boyutu. İkincisi olarak da böbreğe verdiği zarar tedavi seçeneklerinde bizi yönlendiren şey. Şimdi taşların boyutu ve yerleşimi ve böbreğin durumunu çok iyi bilmediğimiz için bilemiyorum. Renkli böbrek filmi dediğimiz halk arasında söylenen IVP dediğimiz böbreğin fonksiyonunu gösteren, taşın böbreğin içerisinde yerleşimini gösteren bir yöntem var. Hastaya onu önermişler. Taşların yerleşimini, büyüklüğünü sanırım tespit edebilmek için bunun için bu tekniği bence yaptırabilir. Evet. Hı hı.
Peki sol kasık bölümündeki ağrılardan dolayı doktora gidiyor izleyenimiz. Ultrason sonucunda her iki böbrekte de taş tespit ediliyor. 3 ay önce taşları düşürmek için ilaç kullandım ama düşmedi. Şu an ağrım yok ama bu taşları düşürmem gerekir mi? İkinci olarak da idrar yaptıktan sonra 2-3 damla sonradan idrar geliyor. Bu normal midir? Taşlarla ilgisi var mı diye soruyor izleyenimiz. Son söylediğinizin taşlarla ilgisi yok. Çok önemli bir durum değil. Evet. Erkeklerde rastlanan bir durum. Diğeri de dalabilir mi soruyu? Taş düşmemiş ama ağrısı yokmuş şu an izleyenimizin. Dedim ki evet. İşte bazı taşlar ağrı yapmıyor, kalabiliyor. Taşları düşürmek için bir tedavi yani bir ilaç vermiyoruz. Yani yok öyle bir ilacımız. Hani şu ilacı iç de düşür dediğimiz bir ilaç yok. Biz ağrısını kesiyoruz hastanın. Önerilerimizi veriyoruz. İşte ağrısı olduğu zaman ağrısını azaltmak için işte sıcak uygulamasını öneriyoruz. Ama hep bunlar bizim kontrolümüz altında olması gereken şeyler. Evet. Hastalarımıza idrar kanalında taşı olan, böbreği tıkanan bir hastaya bu ilaçları iç 3 ay sonra gel bize demeyiz. Eğer tıkanırsa böbreği o taşın tedavisi gerekiyor. Çünkü böbrek tıkandıktan sonra giderek fonksiyonu bozulan bir organ. Bunları geciktirmememiz gerekiyor. Böbrek içerisindeki taşlar, hiçbir şey yapmayan taşlar, sıkıntı yaratmayan taşları da belli aralıklarla takip etmemiz gerekiyor. Eğer ona sıkıntı yaratma ihtimali varsa bu tedavi seçeneklerinden birini uyguluyoruz. Evet. Anlattığım tedavi seçeneklerinden birini. Peki böbrek taşı teşhisi konuluyor izleyenimize yine 7 milimetre ve mesane içinde olduğu söylendi. Evet. Düşürmek için diyor bitkisel ilaç kullanıyorum. Nasıl bakıyorsunuz hocam bitkisel tedaviye? Bitkisel tedaviler genellikle bu halk arasında olan tedaviler sıvı içeriyorlar genelde. O yüzden çok kötü bakmıyorum açıkçası. Çünkü hastalar sıvı da alıyorlar beraberinde. İstediğini içebilirler sıvı olduğu sürece. Bana herhangi bir yan etkisi olur mu diye sormuş izleyiniz zaten. Ben bilmiyorum içeriğini tabii ki de. Ama sıvı içeren şeyler işte kimisi maydanozu kaynatıyor. Kimisi şunu yapıyor bunu yapıyor. Sonuçta sıvı alıyor. Sıvı aldığı için ben çok engellemiyorum yapma sakın falan demiyorum açıkçası. Sıvı içeren her şeyi öneriyoruz. Evet. Peki eşimin böbreklerinde 8'e 6 çapında taş varmış hocam. Evet. Bu taş böbrekten çıkmış, kanalda kırılması zor bir yerde. Evet. 2 seans kırdırmadan sonra da kırılmadı. Ne yapabiliriz? Evet, buna cerrahi müdahale gerekiyor gibi gözüküyor. Üreter urenoskopi dediğimiz bir yöntem var. Hastanemizde yapıyoruz. İki çeşidi var. Biri flexible dediğim, bir de onun bükülmeyeni, flexible yani eğilebilen, bükülebilen olmayanı var. Bu eğilebilen, bükülebilen olmayan üreter urenoskopumuz bu kanalın hepsindeki taşları kırabiliyor. Evet. Böbreğin çıkışına kadar olan taşları kırabiliyor. Eğer böbrekte tıkanıklık varsa, taşın düşmeyeceğini düşünüyorsak, hastada ağrı yapıyorsa, iltihaplanma riski varsa bu gibi durumlarda bu taşlara müdahale etmemiz gerekiyor. Bu üreter urenoskopumuzda girip lazerle kırıyoruz taşını hastamızı. Evet. 7,5 aylık çocukta 7,5 milim taş olduğu söylendi. Evet. Nefrolojide yapılan testlerde her şeyin temiz çıktığı belirtildi diyor. Nefrolojide bize spot idrar sistin biratin yazısını doktora göstermemiz istendi. Evet. Bu ne anlama geliyor diye soruyor izleyenimiz size. Spot idrarda sistin ve kreatinin istenmiş. Sistin dediğimiz taşlar çocuklarda görülebilen taşlar. Genetik geçişte olabilen taşlar, sert taşlar ve çocuk yaş grubunda gözükebilen taşlar. O yüzden sistin seviyesi istenmiş ve kreatin seviyesi böbreğin fonksiyonunu değerlendirmek için istenmiş. İstemelerinin nedeni bu. Nefroloji açısından takip edilmesi gereken bir hasta bu. Bu taş da böbreğin içerisinde herhangi bir fonksiyon kaybı vesaire yapmıyorsa nefroloji tarafından takip edilecektir. Ama bir risk düşünülüyorsa ürolojiye yönlendirilip bu taşın tedavisi sağlanacaktır. Hocam taşın tedavisi sağlansa bile çocuklarda ilerisiki yaşamı için tehlike oluşturur mu o taş? Tedavisi herhangi bir böbreğin işlemesinde veya... Tedavisi yapılmazsa tabii evet. ki oluşturacaktır. Tedavisinin yapılmasını çocuklarda mutlaka öneriyoruz. Çünkü bu yaş grubunda bu boyuttaki bir taş büyük bir taş. Küçük bir taş değil. Bizler için belki küçük bir taş olabilir ama çocuk boyutunda biri için, hele bir bebek için büyük bir taş. Bu taşı eğer böbrekte bir fonksiyon kaybı, bir sıkıntı yaratmıyorsa bir müddet takip edip çocuk birazcık daha büyüdükten sonra cerrahi olarak bu kapalı dediğimiz yöntemlerle kırılması gerekebilir.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son olarak izleyenlerimize önerileriniz, tavsiyeleriniz nelerdir? Evet. Hayat, bu sedanter yaşamdan kaçınmak bir kere. Sedanter yaşamdan biraz bahsettim. Daha çok spor yapmak, daha aktif olmak gerekiyor. Sıvı alımını mutlaka artırmamız gerekiyor. Diyette de çok fazla hayvansal proteinlerden uzak durmamız, hiç yemememizden bahsetmiyorum, aşırı almaktan uzak durmamız. Taş oluşumunu azaltan bazı yiyecekler var. Riskli hastalarımızda onları fazla tüketmeleri, işte portakal suyundan bahsettim, limonatadan bahsettim, onları biraz fazla içmeleri. Eğer taş hastalığı varsa ya da ailede taş hastalığı varsa, doktorlarına hiçbir şeyleri olmasa bile kontrol amaçlı gitmelerini öneriyorum. Taş oluşumuna neden olan şeylerden de uzak durmalarını öneriyorum. İşte biraz örnek verdim. Çikolata, çay, fazla kahve, sedanter yaşam, sıvı almama, bunlardan uzak dursunlar lütfen. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, sağ olun. Yüreğinize sağlık. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ve sevgili izleyenler, sağlık olsun da konuğumuz Operatör Doktor İnan Alışır'dı. Kendisiyle ürolojik taş hastalıklarını konuştuk. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte sağlık olsun da tekrar birlikte olalım. Hoşçakalın.